Mutfağıma hoş geldiniz. Sevdiğim ürünleri farklı şekilde kullanmak hoşuma gidiyor. İşte bugün onlardan birini yapacağım. Yaz ayları için iyi bir tatlı, hafif bir tatlı. Kuarkı buzdolabında, difrizde dondurdum ve bu bir dondurma kıvamına geldi. Hatta denedim nasıl kolay çıkıyor mu diye. Evet, gayet güzel. Dondurma kaşığımla bunu şöyle güzel bir top dondurma olacak şekilde kaseme alacağım. Yapması çok kolay. Meyveli kuark dondurması diyelim buna, ya da siz adını nasıl istiyorsanız öyle koyabilirsiniz. 2 top çıkacak bundan. Hem protein almış olacaksınız, hem kalsiyum almış olacaksınız. Hem tatlı yerken pişmanlık duymayacaksınız, iyi tatlı. Şimdi bu 2 topu koyduktan sonra evde ne meyveleriniz varsa şöyle güzel renkli bir meyve şöleni şeklinde, benim birazcık çileğim var. Çileğimi yenilir vaziyete getirmek için temizlemek istiyorum. Şöyle 2 çilek koyalım. Toplamında bir porsiyon meyve yapacağım. O yüzden hepsinden az az kullanacağım. Bu tabii bir porsiyon. Siz sevdiklerinize 2-3 porsiyon yapacağınız zaman araya gitmeyecek bunlar. Lütfen kalan meyvelere de yazık olmasın. Kivi de doğramıştım. Kivilerimizi de şöyle yapabiliriz. Şimdi gelelim, evet, yaban mersinlerimiz var burada taze, ben buldum. Eğer siz üzüm varsa evde üzümle yapın, kavunla yapın. Hatta karpuzun içine bunu dondurma şeklinde dondurduktan sonra koyun. Toplamında bir porsiyon meyve olunca 150 kalori zaten kuarktan gelmişti. 70 de bundan geldi, ortalama 220 kalori filan. Süsleyelim bir de, bir nane ayırmıştım. Şu naneyi de şuraya kondurdum. Şöyle şık da bir sunum yaptığıma inanıyorum. Tadı da çok güzel. Hemen sizin için tadına bakıyorum. Biraz da şuradan bakayım. Tam bir dondurma olmuş. Şahane bir dondurmalı meyve salatası olmuş. Kuarkı bir de böyle deneyin. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Thank you.